Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ruhsuz Hikayesi'nin 7. bölümüyle devam ediyoruz. Zevkleri ihtiyaçlardan ayırmak. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. En son Trexio yine bize ders veriyordu. Bölüm 7, ders 3. Eğitimle ilgili beklentilerime ve karşımda sırıtan iblisin korkutucu varlığına rağmen yine de o bariz soruyu sormadan edemiyorum. Yani biz gerçekten biliyor musun? Ancak şimdi Trexio ayağa kalkıyor ve beni tam olarak tarif edemediğim bir şeyin yoğunluğundan kurtarıyor. Uzun, çok ihtiyaç duyduğum bir nefes alıyorum. Tuttuğumu fark etmediğim bir nefes. Ne yani? Artık seks yapalım bile diyemiyor musun? Benden utanıyor musun? Homurdanarak elimdeki gülü yüzüne fırlatıyorum. Çok beklersin. Gülüyor, gülün yanağına çarpmasına izin veriyor. Yaprakları her yere saçılıyor. Hadi ama Vixaria, sadece benden etkilendiğini itiraf et. Bu ikimiz için de işleri kolaylaştıracak. Ben senin insan avın değilim. Beni sözde şeytani cazibenle manipüle edemezsin. Tamam, eğer şimdi gerçeği görmeyeceksen, görene kadar beklemek zorundayım. Görünüşte yenilgiye uğramış bir iç çekişle kırık gülü ve yapraklarını alıp çöpe atıyor. Sana karşı dürüst olacağım. Seks yapmak seni zevklerini şeytani dürtülerden ayırma konusunda eğitmenin en pratik yolu gibi görünüyor. Katılmaya çok istekli olsam da seçim tamamen senin. Teknik olarak bir ruhun olmasa bile varlığım boyunca hiçbir zaman isteksiz bir ruhu zorlamadım. Yani tüm bunları bir iyilik olarak yapıyorsun ve karşılığında ben de bahsettiğin o geceyi seninle mi geçiriyorum? Bu da işin bir parçası, evet. Anlamıyorum. O gece de seninle yatmak zorunda kalmayacağım değil mi? Ama sana geri ödemeyebilirim. Anlamıyorum. Eğer şimdi seninle yatarsam aslında sana istediğini vermiş olurum. O zaman neden aynı şey için özel, yüceltilmiş bir geceye ihtiyacımız var? Gülerek masada yanımda durmak için harekete geçti. Çünkü şu anda yaptığımız her şey, ister senin ister benim için olsun, bir tür fayda içindir. Eğer söylediklerimi hatırlarsan, bana açılman için bir gece istemiştim. Bu illa seks anlamına gelmiyor Vixaria. Sadece hayatta kalma, yeni bir dünyaya uyum sağlama ve yükümlülükleri yerine getirmeye ihtiyacı duymadan en saf arzularını görmek istiyorum. Buna merak de, ama tüm bu ihtiyaçların ve dürtülerin altında yatan ve seni bu kadar duygusal kılan şey ilgimi çekiyor. Bu konuşmaya devam etmek istemediğim için çöpe atılmış, harap olmuş çiçeği işaret ediyorum. Gül ne içinde? Bu uygulama seanslarımız sırasında şeytani eğilimlerinizi kontrol etmene yardımcı olacak bir araçtır. Tabii ki buna hazırsan. Alternatif olarak bunu sana açıklayabilirim ve sen de öğrendiklerini müşterilerinle üzerinde test edebilirsin. Ancak onları öldürürsen bu senin sorumluluğunda. Eminim bu olmadan önce Vincent beni durduracaktır. Ve bu da bana şunu hatırlattı. Kan kristali hala yanımda. Fırsat bulduğumda onu Trexio'nun yatağının altına saklasam iyi olur. Neyse ki önümdeki güçlü inkubus niyetimi anlayamıyor. Evet, siz ikiniz talihsiz aşıkların sapkın bir versiyonu gibi birbirinize sıkışıp kalmışsınız. Şimdi gülüyorsun ama o sadece bir insan. O öldüğünde bakalım onun kurallarını çiğnememe kim engel olacak? Kendini beğenmişliği ve her zaman tehlike peşinde koşması göz önüne alındığında benim için gerçekten önemli olacak kadar uzun süre dayanamayacak. Gerçek bu değil mi? İkimiz de kahkahalara boğulduk. Ortak haylazlığımız ve hain mizahımız birbirimizin yüzüne aynadaki yansımalar gibi yansıdı. Santia ile eskiden paylaştığım akrabalık anılarını hatırlatıyor ve ana belli bir sıcaklık katıyor. Bana neden yardım ediyor olursa olsun, bu dünyada gerçekten kendim olabileceğim ve sonsuza kadar tamamen yalnız hissetmeyeceğim tek kişi olabilir. Kahkahalarımız sona erdikten sonra aramızda kısa bir sessizlik oluyor. Sonra tekrar konuşarak onu bozuyor. Eğitimimize başlamalıyız. Soyunup konuya geçeceğimiz doğrudan yaklaşımı mı tercih edersin yoksa daha sıkıcı yolu mu? Arkadaşlar, buradan sonrasını
Linkten izleyebilirsiniz. Linki yorumlara sabitleyeceğim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ertesi sabah kendimi ormanda tanıdık kuş cıvıltılarıyla karşılanırken buluyorum. Geri mi gönderildim? Sarsılarak doğrulduğumda hala yatağımda olduğumu fark ediyorum. Sıcak güneş ışığı perdelerin arasından sızıyor ve duvarlara ruhani bir ışıltı saçıyor. Bir kez daha kuşların cıvıltısını duyuyorum. Alıştığım gibi yukarıdaki ağaçlardan değil, pencerelerin dışından belli belirsiz geliyor. Kuşların cıvıltısı rüyalarıma girmiş olmalı. Gerçekliği anılarımla karıştırmış olmalı. Aşağıdaki sakin sokakların ve uzaktaki dağların manzarasını seyrederek pencereye doğru yürüyorum. Tüm bu beton yollar ve binalar olmasaydı bu dünya nasıl olurdu? Valentis'ten çok farklı olmayabilir. Ben anıların tadını çıkaramadan telefonum kaba bir şekilde yüksek bir sesle bölüyor. İnleyerek uzanıp yastığımın yanındaki cihazı alıyorum. İnternette dolaşırken uyuyakalmış olmalıyım. Tiger dün geceki mesajıma yanıt vermiş. Elbette biraz mahremiyetimiz olsun ve kaldığımız yerden devam edebilelim diye kulübü yarın açık tutacağım. Sen benim olacaksın Vixaria. Ay. Ah, metni okumak bile bende onu boğma isteği uyandırıyor. Bende de. Doğam gereği onun bakışlarından ya da bana olan saplantısından iğrenmiyorum. Beni sonuna kadar sinirlendiren şey onun ziyafet çekemeyeceğim tek mükemmel av olması. Kesinlikle birinin benimle gelmesine ihtiyacım var. Yoksa bunu gerçekten yapabilirim. Trexio'yu arayalım. Hiç tereddüt etmeden rehberimi açıp aramayı yapmak için Trexio'nun adına dokunuyorum. 5 uzun çağrıdan sonra nihayet telefonu açıyor. Ne oluyor Vixaria? Tam uykuya dalıyordum. Saat sabahın 8'i Trexio. Şey, görüyorsun. Sen gittikten sonra yoğun bir gece geçirdim. Çok gürültü. Bir tur daha mı yoksa? Yuh! Biz daha yeni. Bekle, tekrar gidersek ikiniz de üzülür müsünüz? Bu soruyu iddiasını kanıtlamak için bazı hareketlerle birlikte sormuş olmalı. Çünkü yanıt olarak iki farklı kadın sesinin inlediği duyulabiliyor. Güle güle Trexio. Bir dakika, neden aradın? Böyle olacağını tahmin etmeliydik bence. Telefonu kapattım. Vaktimi daha fazla harcamanın bir anlamı yok. Bu görevi kendi başıma halletmem gerektiğini bilerek Trexio'dan aldığım tüm kıyafet torbalarını yığdığım kanepeye doğru yürüyorum. O zaman gözlerim masaya çekiliyor ve orada otururken bana bakan kızı düşünüyorum. Annesi kapımda çığlık atmayı bırakmayana kadar. Ah, neden o aptalı kullanmıyorum? Etrafında olmaktan zevk aldığımı düşünecek kadar kendini kandırıyorsa bundan faydalanabilirim. Ya gerçeği görüp beni bırakacak ya da yararlı bir araç olarak hizmet etmeye devam edecek. Ne olursa olsun bana faydası var. Kendi parlak düşünceme hayret etmeden duramıyorum. Bir an bile gecikmeden apartman 2B'ye doğru yürüyorum ve defalarca kapıyı vuruyorum. Hey, kapıyı aç, kapıyı aç. Acelece ayak sesleri duyuluyor. Ardından kapı açılıyor. Alacaklı gibi dayandık çocuğun kapısına ya. Şşt, bütün bloğu uyandırıyorsun. Uyuduklarını nereden biliyorsun? Güpegündüz. Bugün hafta sonu. Çoğu insan uyuyor. Ayrıca 2F'den güvenlik görevlisi olarak gece vardiyasında çalışıyor. Muhtemelen uyuyakalmıştır. Ve 1C'den hemşiredir. Sanki gürültü yapmamı engelleyecekmiş gibi çeşitli önemsiz ölümlülerin bu saatte uyumalarının nedenlerini sıralamaya devam ediyor. Sonunda nefes almak için duruyor ve ben de araya giriyorum. Bitirdin mi? Hayır, ve neden hala benim gömleğimi giyiyorsun? Neden olmasın? Kırışmasını umursamadığım tek giysi bu. Artık yatarken de bunu giyeceğim.
Yani onu geri verme gibi bir planın yok, anladım. Alaycı davranıyor ama ben bunu görmezden geleceğim. Konu bana gelince karşılıksız iyiliklere alışması gerekecek. Bir şey almak için şüpheli biriyle buluşacağım. Benimle gitmeni istiyorum. Neden? Beni koruman için. Hadi ama kimsenin korumasına ihtiyacın yok. Bu sonuca nasıl bu kadar çabuk ulaştığından tam olarak emin değilim. Ama önemli değil. Hayır cevabını kabul etmiyorum. Bunu yapmak zorundasın. Bu senin için en iyisi. Çünkü aramızda çok özel bir bağ var. Bundan kurtulabilmek için gülümseyemiyorum. Nasıl biri olduğuna bakılırsa öyle düşündüğünü biliyorum. Ama ben senin gibi değilim. Kendi yöntemimle yapmaya çalıştığımda işler yanmaya meyillidir. Benim de kendi mücadelelerim var. Benim için de her şey güneş ışığı ve gökkuşağı değil. Buna inanmakta zorlanıyorum. Birbirimizi daha iyi tanırsak göreceksin. Birlikte biraz zaman geçirmediğimiz sürece bu gerçekleşmeyecek. Şu anda benden yapmamı istediğin şey gibi. Evindeki duvar saatindeki saati kontrol etmek için dönüyor. Öğlen bir kafeye gideceğim. Ama 11'de dönersek seninle gelebilirim. Ah güven bana. Orada gereğinden fazla kalmaya niyetim yok. Hızlıca bir şeyler alıp gideceğiz o zaman. O kişiyle nerede buluşacaksın? Bir gece kulübü. Otobüse binersek bir saat uzaklıkta gibi. Ah şehir dışında anlıyorum. Yol boyunca trafik ve duraklar yüzünden otobüs yolculuğu genellikle daha uzun sürer. İstersen seni bisikletimle gezdirebilirim. Zamanın sadece yarısını almalı. Harita uygulamasında bisikletleri bir ulaşım seçeneği olarak gördüğümü ve araştırdığımı hatırlıyorum. At gibiler, tek farkları kendi başlarına gitmemeleri. Konsept benim için hala belirsiz. Ancak ücretsizse ve bana zaman kazandırıyorsa o zaman tek önemsediğim şey bu. Peki üstümü değiştireceğim ve birazdan buluşuruz. Vakit kaybetmeden daireme dönüyorum. Kanepeden kıyafet torbalarını alıyorum ve üstümü değiştirmek için doğrudan yatak odasına gidiyorum. Fermuarlı üst. Tek omuzlu şık elbise. Ceket ve jartiyer. Tek omuzlu ceket elbise. Ya bunu alacağım ya bunu. Bunu alalım. Binadan dışarı çıktığımda Walter'ın beni beklediğini görüyorum. Aracımız olduğunu tahmin ettiğim bir şey tutuyordu. Bu senin bisikletin mi? İki kişi için büyük görünmüyor. Evet öyle, gel. Uzaktan oturulabilecek tek noktaya atlıyor. Ve arkasındaki küçük yastıklı olana hafifçe vuruyor. Biraz düşündükten sonra isteksizce kıçımın ona zar zor sığabileceğine karar verdim. Gerçi sorun bu değil. Gerçekten orada oturmam gerekiyor mu? Düşmemek için neye tutunmalıyım? Ben. İnan bana göründüğü kadar tuhaf değil. Bunun gibi birçok kişiyi gezdirdim. Ama eğer kendini rahat hissetmiyorsan, onun yerine birlikte otobüse binebiliriz. Oraya gidip gelmek için iki kat daha fazla zaman mı harcıyorsun? Bisiklete binmek. Daha fazla zaman kaybetme düşüncesi. Her türlü şüpheyi bir kenara itmeye yetecek kadar cesaret kırıcı. Onun arkasında bir koltuğa oturmak gibi acınasız bir bahaneyle oturdum. Hadi gidelim. O uzun bacakların yerde sürüklenirken olmaz. Bunları ayak dayanağının üzerine koy. Ayak dayanağı mı?
tam burada. Dönüp eğiliyor ve ayak bileğimi tutarak arka tekerlekten çıkan bir çubuğa doğru yönlendiriyor. Elinin alt bacağımı tamamen sardığını hissetmek bana onun ne kadar büyük olduğunu hatırlatıyor. Şimdi sıkı tutun, utanma. Asla utangaç değilim. Walter'la ilişkiniz gelişti. Ellerim havaya kalkıyor ve ona tutunuyor. Kendimi kanıtlama hevesim neredeyse çok fazla güç kullanmama neden oluyor. Ama onun ölümlü bedeninin ne kadar kırılgan olduğunu anladığım anda rahatlıyorum. Oldukça sıkı bir tutuşun var. Güvende olmalıyız. Belki de çok fazla güç kullanmadım. Bahçeden çıktığında pedal çevirmeye başlıyor ve bisiklet bir anda havalanıyor. Şaşırtıcı derecede hızlı hareket ediyor. Rüzgar saçlarımı savuruyor. Vahşi bir dansla kaldırıp savuruyor. Bu bir otobüsün, trenin ya da taksinin içinde mahsur kalmak gibi bir şey değil. Aslında çok keyif alıyorum. Başımı sağ sola çevirerek sürekli değişen manzarayı ve rahatlatıcı esintiyi içime çekiyorum. İyi misin? Neden olmayayım? Daha hızlı gidemez misin? Bu çok yavaş. O zaman gerçekten hızını artırıyor. Bisiklet daha hızlı hareket etmeye başlıyor. Yapabilirim ama düşmeni istemiyorum. Bana zayıfmışım gibi davranma. Yolda keskin bir viraja girdiğimizde sözlerim kesiliyor. Düşmemek için hiç düşünmeden kollarımı vücuduna sıkıca sardım. Gördün mü? Bunu bilerek yaptın. Ben ona bağırırken yavaşlıyor ve omzunun üzerinden bana bakıyor. Arkasını dönmeden ve tekrar hızlanmadan önce gülüyor. Bana öyle bakma, bana cevap ver. Peki evet, bunu bilerek yaptım. Neden? Bu kadar duygusal olmana ve bu konuda bu kadar özür dilememene bayılıyorum. Bu tam bir kişilik, bunu sevdim. Sen delisin. Muhtemelen haklısın. Engebeli ve dolambaçlı yol sonunda düzleşiyor ve rahatlamamı ve düşmemek için odaklanmamı sağlıyor. Onu tutmaya devam et. Kollarımı ona doğru kaydırdığımda, bol kıyafetlerin altındaki kaslarını fark etmeden duramıyorum. Geçmişte avladığım bazı güçlü gladyatörlerin anılarını hatırlatıyor. Ölümcül gücün zirvesini temsil eden vücutlarıyla çok büyüktüler. Ve bu düşünceyle birlikte aklıma başka bir şey geliyor. Beden ve zihin olarak ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, sonunda hepsi benim çekiciliğime yenik düşüyor ve tüm arzularımı yerine getiriyor. Bu da farklı olmamalı. Bunu aklımda tutarak elim biraz daha aşağı inmeye başlıyor. Cesaretin varsa dokunuşumun coşkusuna kendini bırak. Benden sakladığın tüm kirli istekleri açığa çıkaracağım. O kaosun ritmi evcilleştirilmemiş bir gerçek. Duyguları gürültülü, asla utanmadan. İnanamıyorum, aniden şarkı söylüyor. Ben de içinden şey konuşuyor sandım. Lanet olsun, keşke defterim olsaydı. Kafam şimdiden senin hakkında bir şarkı bestelemeye başladı. Gülümsemesinde bir bilmece, duruşunda bir sır. Duruş ile kafiyeli olan nedir? Dans, bakış, şans. Daha fazla ileri gidemediğim için ilerlemeyi durduruyorum. Yaptığım şeyden tamamen habersiz olması bir şey. Ama daha önce hiç kimse benim için şarkı yazmamıştı. Elbette Valentis'teki çocukların büyüdüklerinde iblisleri öldürmekle ilgili söyledikleri şarkılar var. Ama bunun gibisi yok. Ne olduğunu anlamadan biraz geri çekildim. Ve ellerim bir kez daha onun kalçalarında, sadece dengeyi korumak için. Walter'la ilişkiniz gelişti. Bunu şimdi yapmayacağım ama sadece Tiger'la buluşup beni eve bırakmasına ihtiyacım olduğu için. Bu gerekçeyi biraz düşündükten sonra omuz silkiyor ve boş veriyorum. Buna takılıp kalmaktansa odaklanmam gereken daha önemli şeyler var. Walter zaman içinde beni tanımlamak için yeni terimler ve ifadeler bulmaya devam ediyor. Sesi kesilinceye kadar şarkı söylemeye devam ediyor. Ne düşünüyorsun? Dinlemeyi uzun zaman önce bıraktım. Şarkı söylemem berbat. Manzarayı hayranlıkla izlemeye devam ediyorum. Çevrenin giderek kalabalıklaşmasını izliyorum. Bir anda arabaların korna sesleri ortalığı dolduruyor. Burada çok fazla trafik var.
Bar sadece 2 blok ötede. Park edip buradan yürüyerek gitmeliyiz. Biraz yürüdükten sonra yine Tiger'ın gece kulübünün girişindeydim. Loş ışıklı iç mekan ve kalabalık olmaması onu neredeyse tanınmaz hale getiriyor. İçeri adım atar atmaz 2 adam yanımıza geliyor. Onları hatırlıyorum, Tiger'ın yüceltilen uşakları. Hey orada dur, patron misafir getirebileceğini söylemedi. Bir cevap bulmaya çalışırken Walter'a hızlı bir bakış atıyorum. İtiraf etmeliyim ki şaşırtıcı derecede sakin. Tiger'ın korkutucu tanıtımı ve adamlarının sanki Silverport'taki krallarıymış gibi davranışları göz önüne alındığında onun da biraz gözünü korkutmasını bekliyordum. Adamların arkasından baktığımda Tiger'ın koltukta oturduğunu ve durumu nasıl idare ettiğimi eğlenerek izlediğini görüyorum. Bu aptalları kolayca kovup bizi içeri alabilirdi ama hayır, bunun tadını çıkarmak istiyor. Yüksek ustalık yolu. O zaman ona güzel bir gösteri sunacağım. Boyun eğmeden onlara doğru yürüyorum. Topuklarım güçlü adımlarla mermer zemine vuruyor, yüksek yankılar yapıyor. Eğer senin için en iyisinin ne olduğunu biliyorsan beni durduramazsın. Boş tehditler savurduğum zamanlarda oluyor. Gerçekten ciddi olduğum zamanlarda. Çoğu zaman hissedilebiliyorlar. Sesimdeki tehlikeyi hissediyorlar, güzel. Kim olduğunu sanıyorsun da bizimle böyle konuşuyorsun? Görünüşe göre daha güçlü bir noktaya değinmem gerekiyor. Belirsizlik yolu. Ama nasıl? Her zamanki yaklaşımım hiç düşünmeden onları tek elle tutup kapıdan dışarı atmak olurdu. Karşıdan gelen bir araç onlara çarpabilirdi ve ben sonuca sadece gülerdim. Ancak nedense harekete geçmek yerine sadece düşünüyorum. Sanki içimde bir şeyler değişiyor gibi. Buna hazır olup olmadığımdan ya da bunu arzulayıp arzulamadığımdan tam olarak emin değilim. Çekil yolumdan. Ve seni dinleyeceğiz çünkü. Onun bariz alaycılığını görmezden gelerek elimi boğazına koydum. Ölümlüleri yakalayıp uçuracaktım. Çünkü kan ve kemik yığınına dönüşmeye bu kadar yakınsın. Çek elini üzerimden seni çılgın kadın. Tehdidime tam olarak inanmıyor olabilir. Ama açıkça korkmuş durumda. Bir yığın vücut parçasına indirgenmenin onlara o kadar da yabancı bir kavram olmadığını hissediyorum. Ne olursa olsun geri adım attılar. Harekete geçme zamanı. Walter benimle birlikte Tiger'a doğru yürüyor. Görünüşe göre benim durumu nasıl ele aldığımla ilgilenmiyor. Gördün mü? Seni korumama hiç ihtiyacın yok. Her şey kontrolün altında. Bunu zaman gösterecek. Korunmaya ihtiyaç duyduğuma dair sözlerim yalan değil. Şu anda kendimin en büyük düşmanıyım ve kendi dürtülerime karşı korunmalıyım. Kanepeye yaklaştığımda Tiger bana oturmamı işaret etti. Sendeki bu küstahlığı seviyorum. İşte gösteriş yapabileceğim bir kadın. Hadi gel otur. Gülümsemesi fazlasıyla misafirperver. Kısa bir sohbetten daha fazlasını isteyebileceğini gösteriyor. Başımı sertçe sallıyorum. Sadece eşyalarımı almaya geldim. Beni arkadaşınla tanıştırmayacak mısın? Walter'a bakıyorum. Devralmak isteyip istemediğini görüyorum. Aslında ölümlüleri birbirleriyle tanıştıracak biri değilim. Tiksintisi bana yönelik değil. Yine de sohbet etmek istemediğini söyleyebilirim. O bir arkadaş. Ne tür bir arkadaş? Onu neden buraya getirdin? Bunu bilmene gerek olduğunu düşünmüyorum. Talep etsem bile mi? Ne fark eder ki? Ah kız, alıngan kadınları takdir ederim ama bana karşı bu tavrı deneme. Herkesle bu şekilde konuşuyorum. Beğenmedin mi? Çok kötü. Kıkırdayıp takımının ceketinden kahverengi bir zarf çıkarıp içindekileri masanın üzerine bırakıyor. Tam kullanımlarını bilmesem bile bunların ihtiyacım olan öğeler olduğunu söyleyebilirim. Görünüşe göre henüz onları bana teslim etmeye niyeti yok. Biliyor musun, benim bir Tibet mastifim vardı. Muhteşem bir hayvandı. Bana bir servete mal olmuştu. Güzel bir evcil hayvan olacağını düşünmüştüm. Ama hayır, evcilleştirilmedi. Bütün bunları bana neden anlatıyorsun? Çünkü bir eşya ne kadar değerli olursa olsun, ister evcil hayvan olsun, ister metres, amacına hizmet etmiyorsa benim için bir işe yaramaz.
ve bana itaat etmek onların amaçlarından biri. Kanepeye uzanıyor, bacakları rahatça ayrılıyor. Silverport'ta gerçekten bir hayat istiyorsan, seni besleyen eli ısırmamayı bilmelisin. Sırıtarak yakındaki bir direği işaret ediyor. Şurayı görüyor musun? Elbiselerini çıkar ve üzerinde dans etmeye başla. Yerini öğrendiğini gördüğümde eşyalarını alıp para kazanmana izin vereceğim. Gösterinin tadını çıkarman için seni yalnız bırakalım, kaplan kardeş. Neden? Kal ve bu küçük mastife efendisine nasıl davranması gerektiğini öğretmemi izle. İçimdeki şeytani öfkenin kaynadığını hissedebiliyorum. Benim için striptiz yapmak ve dans etmek çekindiğim şeyler değil. Ama yaptığım her şeyi kendim için yapıyorum. Ölümlü olsun ya da olmasın, hiç kimse bana aksini emredemeyecek ya da tehdit etmeyecek. Vincent'in ne düşüneceği umurumda değil. Bu iğrenç pislik bugün burada ölmeli. Tırnaklarım uzuyor, keskinleşiyor, avucuma batıyor. Önce uşaklarının tüm kemiklerini öldürmeden kıracağım. Sonra Tiger'ı yavaşça ve acı verici bir şekilde hasat edeceğim ve onlara izleteceğim. Büyük bir el benimkini tutuyor ve şeytani dönüşümümü durduruyor. Walter'la ilişkiniz gelişti. Öfkemin ortasında onu tamamen unuttum. Belki o anın şokudur ama dokunuşu beni sakinleştiriyor. Parmak uçlarım insan görünümüne dönüyor. Devam et dediğimi yap, bütün gün bekleyemem. Ben, bu istediğin bir performans değil mi? Onun yerine senin için şarkı söylememe ne dersin? Ay, ben harika bir şarkıcıyım. Ya Walter çok tatlısın. Beklenmedik teklifini ağzından kaçırırken şaşkın iki adamın yanından hızla geçip yanıma geldi. Yaşadıkları şokta yalnız değiller. Tiger'ın gözleri de inanamayarak büyüdü. Ben bile bu ani gelişme karşısında şok oldum. Ne yapıyorsun sen? Kulağıma fısıldamak için eğiliyor. Sesi alçak ve acil. Şarkı söylemeye başladığımda eşyalarını al ve buradan defol. Caddenin aşağısında bir peynir dükkanı var. Beni orada bekle. Ben ona herhangi bir soru sormaya fırsat bulamadan Tiger adamlarına el sallıyor. Siz aptallar neyi bekliyorsunuz? Bu çılgın adamı buradan çıkarın. Evet kardeş Tiger. Hızla koşuyorlar ve her biri Walter'ın kollarından birini tutup onu sürükleyerek uzaklaştırıyorlar. Hey bırak onu. Walter'ın sağlığı pek umurumda değil ama o benim yüzümden burada ve Tiger'ın istediğini elde etmesini engellemek için elimden geleni yapacağım. Şarkı söylemiyor. Daha ziyade yumuşak bir şekilde unutulmaz bir melodi mırıldanıyor. Daha önce ondan duyduğum hiçbir şeye benzemiyor. Bunda farklı bir şey var. Ama tam olarak ne olduğunu anlayamıyorum. Bu sadece aynı şey değil. Ve şarkı söylediği diğer zamanlarda olduğu gibi gülümsemiyor. Sese herhangi bir duygudan yoksun. Bakışları uzak bir noktaya sabitlenmişti. Acaba bunun da doğaüstü güçleri var da sesiyle mi bunları etkiliyor şu an? Bu benim tanıdığım Walter değil. Onda bir şeyler değişti. Sen ne? Tiger ve adamlarının yüzlerindeki ifadeyi görünce sorunun devamı boğazımda düğümleniyor. Aniden bunu hissediyorum. Ruhlarındaki yozlaşma. Tüm kirli arzuları yok oldu. Şeytani dürtülerimi cezbedecek hiçbir şey kalmadı. Sanki dünyanın pisliği dokunulmamış. Kutsal bir yerdeymişim gibi. Neler oluyor? Ve bölümümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.